Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Geçen hafta video paylaşamamıştım. Böyle gerçekten bugün video çekmek için uyandım resmen. Anlatacak ve konuşacak çok şeyim var. Ve aslında bakarsanız iki haftada anlatacağım şeyi bu videoda toplayacağım sanırım. Biraz uzun olabilir mi? Olabilir. Ama sıkıntı yok. İlk başta okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Bu ay içerisinde. Biraz bu gecikti. Bunları da böyle birazcık anlatırım birazdan. Ve hayatın kaynağı diyordum. Atlas Vazgeçti kitabının birinci kitabı hakkında konuşacağız. Detaylı bir konuşma olacak. Bu arada kitabı çok sevmemi bekliyordum ben de. Bakacağız şimdi. İlk önce okuyacağım kitaplardan başlayalım. Bu arada kitabı çok zor okudum. Çok hesap edemediğim bir şey oldu. Ramazan ayından sonra, ya daha doğrusu Ramazan ayında çok uyurum. Her zaman uyurum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu sefer uyuyorum yani. 3 gündür, 4 gündür iftar yapıyorum, uyuyorum. Sahur, uyumak, işe gidiş, işten dönüş, uyumak. Böyle hani sadece uyumaya başladım. Bu da artık biraz canımı sıkmaya başladı. Ama böyle şimdi hafta sonundayız ve ben hala uyuyorum. Normalde ayın başında paylaşacağım bir okuma planım vardı. İşte yani kitaplarım vesaire, yani bilmiyorum, her şey böyle çok karıştı. Daha doğrusu her ayın başında paylaştığım bir kitap listem vardı. Okuma planımı paylaşıyordum. Şimdi onu da paylaşamadım. Ayın yarısı geldi. Böyle artık herhalde 15'inden 15'ine devam edeceğim diye düşünüyorum. Ki Atlas Vazgeçti biraz ruhumu daralttı şey olarak. Böyle bir sanki anksiyete tetikleyicisi gibi kendisi. Neyse, bakın anlatmadan duramıyorum. En iyisi güzel şeylerden bahsedeyim. Bakın şimdi ruhumun daralma şekline bakın. Yaşarım Kemal'im. Sevmek, sevinmek ve iyi şeyler üstüne. Yani Atlas'cığım, vazgeçtiysen vazgeçtin. Okey, tamam. Ama ben iyi değilim. Ben yoruldum. Yetti bana bu kadar iş hayatı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada Yaşar Kemal'in böyle içinde kısa anlatılarından oluşan bir kitap bu. Hatta girişinde de şöyle söylemiş. Yaşar Kemal'in Baldaki Tuz Zulmün Artsın, Ağacın Çürüğü ve Ustadır Arı adlı kitaplarından seçilmiştir. Kesme işareti, inceltme işareti kullanmadığından falan bahsetmiş ve bu kitaplardan alıntı olduğunu söylemiş. Ama bunda Tembellik Üstüne diye bir yazısı varmış. Neyse, bu kitabı toplamda YKY Yayınları'ndan çıkmış 113 sayfa bir kitap. Kitabın kapağını bu arada hani zaten artık böyle adını görünce dedim lütfen ne olur herhangi iyi bir şeyden bahseden herhangi bir kitap ne olur diyerek böyle kitaplıkta geziyordum. Hani kitabın arka kapağına bakın. Ben sevgiden, sevinçten söz açmak istemez miyim? Delice, çılgınca, içim taşa taşa bir sevinçten söz açmak istemez miyim? Ben sevinçli adamım. Bu dünya böyle olmasa, böyle karanlık olmasa ben sevinçten taşar, coşardım. Dalışım karanlıktan çok aydınlığa, acıdan çok sevince diyor. Böyle devam ediyor. Bu kitabı okuyacağım. Hatta ilk bu kitabı okuyabilirim. Belki Yerdeniz'in 3. kitabına geçmez temeğer. Atlas Vazgeçti beni o kadar iş hayatı vesaire şu bu diye bunalttık ya. Ben bunun için kitap okumuyorum ki. Ben böyle mutlu olmak için, daha keyifli vakit geçirmek için, bazen anlamak, anlaşılmak ve empati kurmak için kitap okuyorum. Ve biraz yoruldum. Böyle hani özellikle akşamları okuyup yatıyordum kitabı ve içimde bir iş anksiyetesi oldu. Nedenini bilmiyorum yani. Sonra hemen ardından daha öncesinden çok beğendiğim Konuşmanın İmkansızlığı üzerine kitabının, Yaşamanın İmkansızlığı üzerine bir diyalog kitabını okumak istiyorum. Yazardan daha önce bahsetmiştim. Yazarım aslında gerçekten bir diyalog anlatıyor sadece. Bir diyaloğu okuyoruz biz burada. Bir öncekinde Konuşmanın imkansızlığını anlatmıştı. Şimdi Yaşamanın imkansızlığını anlatacak. Merak ediyorum açıkçası. Çünkü Konuşmanın imkansızlığı üzerine gayet keyifli bir kitaptı. Çok sevdiğim kitaplardan biri olmuştu. Bu da Remzi Kitabevi'nden çıkan toplamda 85 sayfa bir kitap ve daha önce de belirttiğim gibi şu şekilde kısa diyaloglardan oluşuyor. Aslında tam sayfa bile diyemem bazı sayfalar için. Ayran tarafından psikolojisi bozulmuş bir insan olarak bakın şöyle bir sayfaya denk geldi. Yaşamdan umduğunu bulamayan, ağır bir işçi gibi yaşama işi altında yorulup ezilen bir insan bir de anlamsızlıkla yüzleşince bu yaşamdan vazgeçiyor demiş. Bence böyle kitapları seviyorsanız kesinlikle bakın derim. Okuyacağım kitaplardan biri de, yazar böyle uzun zamandır çok popüler aslında ama harika bir hayat kitabı. Can Yayınları'ndan çıkmış toplamda 360 sayfa bir kitap. Bu hayatta bize Harika'nın hayatını anlatıyor. Ve Harika aslında harika bir karakter. Aslında bunun harikalıklarının hayata kattığı şeylerden bahsediyor. Bilmiyorum artık.
kitabın içinde bu nasıl işlendi ama 2023 roman ödülü de almış bu arada kitap. İnsanlar genelde bu yazarın Kör Burun kitabını çok okuyor. Ama eğer ki ben bunu beğenirsem ona geçmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru bir karar olur. Eğer ki böyle merak edenleriniz varsa ben birazcık böyle hatta Storytel'de dinledim. Hoşuma gitti genel girişi, başlangıcı falan. Ki böyle okumadan önce bir ufak fikir sahibi olmak istiyorsanız oradan dinleyebilirsiniz. Böyle yazarın bu kadar sevilmesinin aslında sebeplerini merak ediyorum ben de. Okuyanlarınız varsa aşağı yazabilir. Ben daha önce hiç karşılaşmadığım için merak ettiğim bir yazar aslında kendisi. Arka kapağında da şöyle söylemiş. Sanki ben geriye çekildim. Ve başka bir kadın ışığa adım attı cümlesini kuracaktı aylar sonra. Bu diğer kadın kararlı, kendine güvenen, başkalarının ne düşündüğünü aldırmayan biriydi. Sürekli kafasının içinde ona yeteri kadar iyi olmadığını söyleyip duran ses yokmuş ve sırtındaki yük kalkar kalkmaz ruhu hafiflemişti. Şu şey cümlesi çok hoşuma gidiyor. Kafasının içinde ona yeteri kadar iyi olmadığını söyleyip duran o ses. Bu herkeste var muhtemelen. Yani çoğunlukta vardır en azından. Böyle söyleyeyim. Kitapların böyle insanlara iyi gelmesinin böyle sebepleri var. Bizi ortak duygularda birleştirip yalnız olmadığımızı hissettirmesi aslında daha çok bizi kitaplara bağlayan şeyler. Ha, daha düz bir insan bulabilirsiniz. Bu arada hayattaki en çok imrendiğim şey o düz düşünmeyen, çok da hani plan yapmayan o insan. Bilmiyorum nasıl bir hayat, nasıl bir kafa rahatlığı. Ben öyle bir insan olamıyorum hiçbir zaman. Bilmiyorum. Belki onun da eksileri vardır. Emin değil. Bu önümüzdeki ayın Mart'tan Nisan'a geçerken ayımızın tam olarak 3. kitabı oluyor. Şimdi böyle çok çok merak ettiğim kitaplardan biri daha geliyor. Serbest Kürsü'yü okumak istiyorum. Serbest Kürsü toplamda Notos kitaptan çıkmış. 145 sayfa bir kitap. Kitabın bize sunduğu konu aslında şu. Biraz bana Yerdeniz'in o cümlelerini anımsattı. Edebiyatta sadece 3-4 bilemedin 5 konu olduğu söyleniyor ama belki de tek bir konu var. Ait olmak. Bu bir anlatı, deneme kitabı zaten toplamda. 3 bölümden oluşuyor. Sözlü otoportreler, yerin kulağı var, aile sözlüğü ve bunların alt başlıkları var. Bu çok beğeneni var kitabın bu arada. Öyle olduğu için ben de çok merak ettim. Bana da Ayraç buradaymış bu arada. Şöyle bir kısım denk geldi kitapta. Hiç kimsenin okumaya öğretmen, edebiyat eleştirmeni ya da yazar olmak için başladığını zannetmiyorum. Hoşça vakit geçirmek okurların büyük bir kısmı için neden bayağılık anlamına gelmeye başladı anlamıyorum. Hepimizin aynı şeylerden haz almadığı gün gibi ortada zaten demiş ve devam ediyor. Bu kitaptan zaten çok şey beklediğimi aslında söylemek istemiyorum ama evet bu kitap beni çok mutlu edecek gibi düşünüyorum. Muhtemelen Yerdeniz'in En Uzak Sahil kitabını okuduktan sonra bu kitaba geçebilirim. Şu an bir şey oldum, etkilendim. Tabii ki son olarak da En Uzak Sahil'i okuyacağım. En Uzak Sahil'i daha önce alışverişimde göstermiştim. Aslında bu kitap hakkında çok da bir şey söyleyemiyorum ama bu kitap ölüm hakkında. İlk iki kitabını çok beğenmiştim kendi içimde. Sürükleyici olmasını da geçtim. Zaten çok şey kalın kitaplar değiller. Herhalde en kalın kitabı bu bile olabilir. Bu 212 sayfa bir kitap. İlki büyümek, ikincisi cinsellik ve üçüncüsü de ölüm hakkında bu kitapların. Bu seriyi tamamlayayım, tatlı bir şey okuyayım, eğleneyim diyorsanız zaten diğer videolarımda çok çok bahsetmiştim. Bu kitaba da bakabilirsiniz. Benim ruhumu daraltan Atlas Vazgeçti'den sonra okuyacağım net kitap budur muhtemelen. Şöyle okuyacağım kitapları da göstereyim. Resmen Atlas Vazgeçti'den sonra hayata tutunma çabam gibi şu 5 kitap. Şöyle hemen gösteriyorum. Bu ay Nisan'ın 15'ine kadar muhtemelen okuyacağım kitaplar bunlar. Eğer ki benimle okumak isterseniz veya daha önce okuduysanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi o karanlık tarafa geçelim. Şimdi evet geliyoruz. Kitabı böyle 500 sayfa bir kitapmış gibi anlatacağım şu an. Aslında 3 kitaptan oluşuyor. Atlas Vazgeçti. Aslında temelinde genel olarak böyle Ayn Rand'ın kitaplarında işçilerin grevleri vesaire ele alınıyor. Yani genel olarak bizim öngördüğümüz şey bu. Şimdi üreticiler aslında greve başlıyor diyebilirim bu kitap için. Ayn Rand'ın yine objektivizm felsefesiyle yazdığı bir kitap. Daha öncesinde Hayatın Kaynağı'nı okumuştum ve Hayatın Kaynağı'nı çok beğenmiştim. Toplamda 1000 sayfa bir kitaptı ve bana çok akıcı gelmişti ve okuması çok keyifliydi. Mimarlık mesleğini ele almış temelinde. Mimarlık mesleği üzerinden aslında bir şey anlatmıştı bize Ayn Rand. Şimdi de aslında üretim ve üreticilik insanın üretkenliği üzerinden bir şeyler anlatıyor. Ama gelin görün ki bunu muhtemelen ben Hayatın Kaynağı'nı da okuduğum için ama bu arada Hayatın Kaynağı bu kadar tekleyen bir kitap değildi. Burada sürekli okurken ilgimin dağıldığını, olaylara odaklanamadığımı fark ettim. Çünkü arada böyle çok da ilgilenmediğim mevzular vardı böyle. İlk başta çok eğlendim. Çok fazla altını çizdiğim yer oldu. İlk başta sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Ve hani eğer ki tüm konuşmalarımdan sonra yine bir yönlendirme de yapmak istemem ama
Tabii hangisini okuduğunuz, şartlar vesaire bu insanların fikirlerini çok çok da değiştirebilir. Ben ilk Hayatın Kaynağı'nı okuduğum için hani eğer ki birine bir şey önereceksem Hayatın Kaynağı'nı öneririm net bir biçimde. Ve kitapla ilgili çok fazla şey de okudum bu arada. İnsanların yorumlarını, açıklamalarını, incelemelerini de okudum. Altını çizdiğim güzel yerler de vardı. Bir yere kadar gerçekten çok yani oh ya dedim, sonunda işte Ayn Rand okuyorum tekrardan, çok mutluyum falan diyordum. Kitapta da şöyle bir sektörel aslında toplanma gibi bir havuz gibi bir şey düşünebilirsiniz. Anti it dalaşı kuralı işte. Her üye sektörün çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutacağına yemin edecekti. Böyle bir mevzu var. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekçi değil tabii ki böyle bir şey. Yani mümkün bile değil zaten. Hani o büyük balıklar hiçbir zaman o küçük balıkları hani görmez bile. Böyle bir şey mümkün değil. Ama diyorlar ki hani it dalaşı nedeniyle sektör tehlikede. Yani o hep böyle. Buralar falan çok hoşuma gitti. Böyle ilk başta bize anlatmak istediği şey, çözmeye çalıştığı şey. Çok hoşuma gitti aslında kitabın. Bir memurluk gibi bir iş yapmıyorsanız ya da ticaretle vesaire uğraşıyorsanız ya da işte mimarlık, mühendislik gibi bir şey yapıyorsanız şu muhabbet de çok hoşuma gitti kitabın. İşte bir fiyat konusunda anlaşmaya çalışıyorlar. Oldukça yüksek. Bana verebileceğin en iyi fiyat bu mu diyor. Değil ama alacağım para bu. İki katında istesem öderdin. Evet öderdim. Sen de isteyebilirdin ama istemeyeceksin. Nedenmiş? İşte böyle bu şekilde pazarlıkları devam ediyor kendi içlerinde. Çünkü bu hattın yapılmasına ihtiyacım var. O hatta benim metalimin ilk şovu olacak diyor. Ve tekrardan şunu söylüyorlar birbirlerine. Sen durumdan yararlanacağını söylediğinde beni rahatlatan ne oldu biliyor musun diyor. Ne oldu? Bu seferlik bana iyilik yapma numarasına kalkışmayan biriyle iş yapıyor olmak. Çalışma hayatında şeyi vardır. Yani birazcık iyice içine girdiyseniz bu da sana iyiliğim olsun ya da bu da senin işini halledelim gibi. Hani aslında öyle olmayan ama öyleymiş gibi gözüken. Şimdi bilmiyorum, anlatınca çok karmaşık geliyor ama işte anlaması biraz zaman alan şeyler. Sevmediğim şeyler, kafa karıştıran şeyler. Çünkü mesela şu an burada hani karşı taraf durumdan yararlanacağını söylüyor ya. Normalde bunun normal piyasadaki değeri şudur işte. İşte kurtarmıyor, yapamayız, olmaz. Hani bizim de bir yok işte ne bileyim ham maddemiz yok, sürecimiz yok, işçimiz yok, çalışanımız yok gibi yalanlar silsilesi. En azından burada diyor ki ben yararlanıyorum bu durumdan. Nokta. Bunlar hoşuma gitti gerçekten. Böyle zaten iş hayatıyla ilgili bir şeyleri anlatması ilk başta keyifliydi gerçekten. Ve işte bu kişiyle konuşurken de şey diyor hani. İşte bu akıl benim saygı duyduğum tek akıl. Bu biraz zor bir şey biliyor musunuz? Saygı duyduğunuz ya da gerçekten değer verdiğiniz bir aklı bulmak. Ve hani insan gerçekten kendine sadece bir ütopya üretmek istiyor. Ve bu hayatı çok da... Bu denklemin içinde bulunmak istemiyor çoğu zaman. Ama işte hayatın getirdikleri ve bunun da sana kattığı şeyler var bir yerde. Mesela işte balolardan bahsediyorlar. Tatlım sen her şeyi fazla ciddiye alıyorsun. İnsanın bir baloda entelektüel olması gerekmez. Yalnızca neşeli olması yeter. O da diyor ki nasıl aptal gibi davranarak. Genel olarak iş hayatıyla ilgili şeyler söylüyor. Mesela biri çıkıyor diyor ki işte siz gençsiniz. Sizin yaşınızdayken ben de mantığın sınırsız gücüne inanırdım. O zamandan bugüne çok şey gördüm. Çok kere hayal kırıklığına uğradım. Size bir hikaye anlatmak istiyorum diyor ve bir hikaye anlatıyor. Ben ilk çalışmaya başladığımda falan çok böyle şeye sinir olurdum. Ya işte bana akıl verme falan böyle. Uyuz olur. Ve şöyle bir şey var. Şu an geldiğim yerde eskiden şöyle diye baktığım insanlara bile şu an saygı duyuyorum. Çünkü biliyor musunuz? En kötü işin bile, en kötü işten kastım sadece insan ilişkileriyle dönen o işlerin bile hani ruhunun belli bir parçasını vermesi gerekiyor biliyor musunuz? Yani ben yapamam. Yapmış helal olsun yani. Ruhunu satmış falan diye düşünüyorum şu an. Çünkü çok zor bir şey. İkili bir hayat yaşamak, birçok karaktere sahip olmak, sürekli herkesin yanında fikrinin değişmesi ve çok zor yani. Bunlar çok zor şeyler. İyi bir şey demiyorum ama bir tane ömrüm var ve ömrünü satmışsın. Ne diyebilirim yani? Zor. Bu kitapta yani bunların hepsi ve tüm bu işte kitabın iş hayatı vesaire üzeri fikrinin üzerine tam 168. sayfada bir söz var. Tüm dünyadaki en büyük şansı sevmek, böyle bir dünyada var olmak. Ben de böyle düşünüyorum. Geçen gün yine böyle bir Instagram'da gezerken bir Reels'a denk geldim. Ve bu Reels'ta işte şey, kızlar işte kendi paranızı kazanın, özgüveninizi kazanın, daha çok çalışın, işte şu böyle hani biliyorsunuz ya öyle Reels'lar var. İnsana işte şey falan diyor, hatta daha çok beni sinirlendiren nokta o. İnsanlar gider ama işte meslek ve kariyer kalıcıdır. Yani bu bir ara çok böyle evet kesinlikle öyle falan dediğim, böyle kendimi sıkıştırdığım, bunalttığım, ve hani insan ilişkilerimin kötü olduğu ve bu fikre fazla inandığım bir dönemde. Hani çok çok yanlış diye düşünüyorum biliyor musunuz? Bu da çok yanlış. İnsanlara şöyle bir fikir satıyorsunuz.
İşte insan ilişkileri önemsiz, neredeyse önemsiz diyorsunuz yani işte. İnsan ilişkileri önemsiz, sadece kariyerine odaklanmasın, para kazanmalısın. Ve hani işte ilişki gelirse gelir, giderse gider, bu senin hayatında bir şeyi etkilememeli falan. Yani şöyle söyleyeyim size. Gerçekten bu hayatta başınıza gelebilecek en güzel şey sevmek ve sevilmek. Hatta daha çok sevmek yani. Sizi böyle geliştiren, hayatta tutan, daha iyi bir insan olmanızı aslında sağlayan şeylerden biri bu. O yüzden evet, kariyer önemli, kendi paranı kazanmak önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var ki şu hayatı yaşarken o hayatı güzelce paylaşabileceğin, planlayabileceğin birinin olması, birilerinin olması yanında. Bu demek değil ki tabii işte kariyer önemli değil vesaire değil. Yani yanlış bir yerden de anlaşılsın istemiyorum ama daha önemli şeyler de var diyorum sadece. Kitaptaki olay da işte böyle, hani alıntılarını okudum, her şeyini okudum. Genel olarak böyle aslında tam bir neyi anlattığından çok bahsetmedim ama kitap şunu anlatıyor. Bir tren yolu hattı var bu kitapta. Üreticiler var işte, bakır, metal, işte bizim kadın karakterimiz istiyor ki işte yeni üretilmiş bir metalden işte tren yollarımızı döşeyelim vesaire. Çoğu konuda güzel fikirler anlatırken çok çok da yorucu bir kitap bence bu kitap. Bu kitabın içinde işlediği karakterleri yer yer çok sevdim. Hatta bir önceki videoda böyle çok sadece işkolik bir adamla ilgili birkaç kitaptan bölüm okumuştum. O kısımlar çok eğlenceliydi. Baş kısmı çok eğlenceliydi bence zaten. Ama sonlara doğru böyle bir yorucu hal almaya başladı kitap. Ama zaten bunun sebebi de zaten bu kitabın yazılış amacı bu. Hani benim gibi bir tık daha böyle hani hayatın kaynağı gibi 1000 sayfa olsun, işte bana bir şeyler anlatsın ve işler ilerlesin diyorsanız evet, benim gibi birazcık yorulabilirsiniz. Ama okuduğum incelemelerde, yorumlarda da gerçekten herkes çok yorulmuş bu kitabı okurken. Ama aynı anda şöyle sıkıntılı bir yeri var. Mesela işte ruhunuzdaki kahramanın hak ettiğiniz ve asla ulaşamayacağınız hayat için yalnız bir hayal kırıklığı içinde yok olmasına izin vermeyin. Arzu ettiğiniz dünya kazanılabilir, yapılabilir. Yani şimdi gerçek dünyada şöyle bir şey var. Çalışırsın, 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 çabalarsın. Eline gelen her şeyi yaparsın. Bazen de olmaz. Hani bu biraz bana hayal satmak gibi geliyor. Bazen de olmaz. Bazen hiç çabalamadığım bir anda bir şeyler olmaya başlar. O yüzden böyle belli bir kalıplara sıkıştırılmış hayat cümleleri falan biraz beni itiyor genel olarak. Ki şeyi düşünüyorum, yani hayatın kaynağını okurken o kadar farklı bir insanmışım ki. Acaba şu an dönüp okusam yine aynı şekilde düşünür müydüm? Çok merak ediyorum. İnsan çok değişebiliyor gerçekten. Bu konu üzerine de beni düşündürdü biraz bu kitap. Böyle kitapla ilgili bir incelemeye denk geldim. Yine beni böyle şey yapan, sinir eden. İşte kitabın öğretilerine dayanarak diyor işte. Zorunlu verimsizliği ile başkalarının zorunlu verimsizliği ile başa çıkmanın 5 yolunu belirtmek mümkündür diyor. 5 tane yolu varmış. Mantıksız olduklarında insanları uyarın. Yani gel uyar. Yani gel uyar yani. Böyle bir şey mi var? Böyle tepeden konuşan şeyler beni o kadar sinir ediyor ki. Verimsizliği eylemle karşılık verin. Karşılaşacağınız engeller genellikle başkaları tarafından konulmuş olacaktır işte. Başkalarının engellerini de aşmalısınız diyor. Sonra üçüncü olarak, diğer insanların itirazlarını olumluya çevirin. İtirazlar genellikle diğer insanların eylemsizliği için bir bahanedir. Bak, bu konuya katılıyorum ama hangimiz bu kadar etkili bir karakter olabiliyoruz ki yani? İşte fikirlerinize ve sesinize güvenin diyor işte. Sosyal fobide bırakın, hani biraz daha kendinizi ifade edin gibi bir şey bu da. Tamam, hani bu da tamam. Buna da katılıyorum ama yine söylüyorum, karşılık bulmadığı sürece inan o sesin de bir şeyi yok bence. İnsanlara duymak istedikleri şeyleri söyleyin. Her ne kadar her küçük farklılık hakkında tartışma eğiliminde olsanız da bazen sadece gülümsemek ve nazik davranmak daha iyidir. Yani bilmiyorum, iş dünyası hakkında bir şey okumak isteseydim herhalde iş dünyası ile ilgili okumazdım diye düşünüyorum. Ama işte iş dünyası ile ilgili şöyle şeyler yazmış. İşte başkalarının size ilerleme kaydedip kaydetmediğinizi söylemesine izin vermeyin. Evet, doğru, haklı işte, hani bunun şeyine sadece sen yapabilirsin. Gelişmişliğini sadece sen aslında belirtebilirsin. Doğru. Hayat tatsız görevler ve deneyimlerle doldur. Ancak bu görevlerden bazıları ilerlemeniz için gerekli olacaktır. Bu nedenle onlardan kaçınmayın. Buna da katılıyorum. Tamam, kesinlikle bence de kaçınmamamız gerekiyor. Yapabileceğimiz her şeyi yapabilmemiz gerekiyor hayatta. İşte hedeflerinizi oluşturduktan sonra hayatınızı basitleştirin ki ilerleyebilirsiniz. Bunu da mantıklı buluyorum.
Hayatımdaki şeylerin bana hizmet etmesi bana da mantıklı gelen fikirlerden biri. Ama işte şurada çıldırıyorum gelin. İş dünyasında kişisel ihtiyaçlar ve duygular önemsizdir. İş dünyası acımasızdır ve başarılı olmak için bu yaşam tarzını benimsemeniz gerekir. Acımasız yaşam tarzını benimserken bu senin karakterin olmasın aniden. Yani bir soru, bir düşünce. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz yaşıyoruz da işte makul mü, mantıklı mı bu durum? İnanın ben de bilmiyorum yani. Hani böyle itiraz ettiğime bakmayın ama bilmiyorum. Fikre bakın ya, çıldırırsınız. Her şeyi harfiyen planlayın. Hedefler geliştirdiğinizde bir şey ne zaman bitmeyi planladığınız tam olarak bildiğinizden emin olun. Bu kriterler size motive etmeye yardımcı olacaktır. Ben üniversitenin dönemi açıldığında mesela ilk dönem açıldığında ajandam vardı. O zaman da ajanda kullanıyordum. 3-4 ayımı planlardım işte vizeleri, finalleri, şunları bunları her şeyi yazardım. İşte haftalık planlarımı yapardım. Evet kafa olarak rahatlıyordum da nasıl diyeyim düşünmeksizin bir şey yapmıyordum biliyor musunuz? Yani nadiren yapıyordum. Çünkü zaten her gün ne yapacağım belli. Her gün sabah ne yapacağım bilerek uyanıyorum böyle yani. Yani çünkü bende de işte şey var işte. Böyle bir planlılık söz konusuydu bende de. O yüzden böyle şey ya. Galiba diyorum ya size bu kitap beni böyle çok tetikledi, sinirlerimi bozdu falan diye. Hani boşuna değil yani. Farkındaysanız böyle bir kitaba sinirlenmişim. Çok gariptir ama. Şöyle bir son fikri var kendisinin. Etrafınızı doğru insanlarla çevreleyin. Örneğin etrafınızda üretken insanlarla çevrelerseniz daha üretken olursunuz. Haklısın. Bak kesinlikle haklısın. Ama yoksa ne yapacağız? Yani ama bazen de o gücü içimizde bulacağız mecburen yani inanıyorum yapacak hiçbir şey yok. Benim bu videoda söyleyeceklerim, anlatacaklarım böyle şey sinirimi bozan şeyler bu kadardı. Bu arada kitabı böyle hayatın kaynağı kitabını okuduktan sonra yorum gelmişti hani Atlas Vazgeçtiği de bir denesem falan diye. Pişman değilim bu arada. Her şeyin bana bir şey kattığına inanıyorum. Hani sinirlenmiyorum da bence güzeldi yani. Hani her şeye rağmen güzeldi. Benim bu videomda bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Aşağıda yorumlarınızı, fikirlerinizi yazarsanız aşağıda konuşabiliriz. Bu kitaplarımı okuduğumda da tekrardan paylaşırım. Instagram'da da paylaşıyor olurum zaten okurken. Bu herhalde benim en duygu dolu videom olabilir. Benim bu kitaplar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hepinizin çok çok güzel hayatları, mutlu olduğu bir yaşamı olur hayat süresince. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.